Katarakt, egzama, sinüzit, delir taplanması gibi hastalıklar aşağıdaki sistemlerin hangisiyle ilgilidir? Bu hastalıklar duyu organları hastalığı olduğu için cevap B şıkkıdır. Beyza öğretmen 6 E sınıfına destek ve hareket sisteminin sağlığı için neler yapmalıyız sorusunu yöneltmiş ve öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir. Hangi öğrencilerin cevapları doğrudur diye sormaktadır. Protein ve mineral içerikli yiyecekler tüketmeliyiz. Doğru bir ifadedir. Otururken veya yürürken dik durmalıyız. Evet, doğru bir ifadedir. Yaşamımıza ve bedenimize uygun spor ve egzersiz yapmalıyız. Yine doğru bir ifadedir. Ağır bir cismi yerden kaldırırken belimizi bükerek eğilmeli ve cismi öyle kaldırmalıyız. Kesinlikle belin bükülmemesi gerekmektedir. Destek ve hareket sistemine zarar verir. Bu yüzden doğru cevap C olacaktır. Bir bilgi yarışmasında sunucu yarışmacılara 5 Mart 1920'de Hilali Ahtar adıyla alkolle mücadele amacıyla kurulan, daha sonra sigara, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele eden kurumun ismi nedir sorusunu yöneltmiştir. Bu soruyu doğru yanıtlayan Hakan Bey'in yanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Uyuşturucu, alkol yani zararlı alışkanlıklarla mücadele eden kurum Yeşilay olduğu için cevap C şıkkıdır. Sevgi öğretmen öğrencilerine vücudumuzdaki sistemlerin hastalıklarından Türkiye'de en çok rastlananları nelerdir sorusunu sormuş ve öğretmenlerin sorusuna öğrenciler aşağıdaki cevapları vermişlerdir. Öğrenciler aşağıda verilen hastalıkların hangisinden bahsetmemiştir? Mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralar ülserdir. Akciğer dokusunun iltihaplanması sonucunda ortaya çıkan hastalık zatürredir. Genellikle demir eksikliğinde görülen al yuvar miktarında azalmalar sonucu oluşan hastalık anemi olduğu için ishal ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Böylelikle cevap A şıkkıdır. Tabloda karışık olarak verilen ilk yardım uygulamaları ile bunların açıklamaları aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Koruma, olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme, gerekli yardım kuruluşlarına en hızlı şekilde haber vermektir. Kurtarma ise hasta ve yaralılara müdahalede bulunmaktır. Böylelikle cevap A şıkkıdır. Çok sayıda hasta hayatını sürdürebilmek için doku ve organ bağışı beklemektedir. Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar organ bağışı kampanyaları düzenleyerek toplumu bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Bu kampanyalarla bilinçlenen insanlar öldükleri zaman doku ve organlarının hastalıklara nakledilmesini istemektedir. Aynı şekilde kaza sonucu ölen kişinin yakınları, ölen yakınlarına sağlam doku ve organları bağışlayarak birçok hastayı ölümden kurtarabilmektedir. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci yükseltmek hepimizin görevi olmalıdır. Ödevi sonucunda yukarıdaki bilgilere ulaşan ve arkadaşlarına bununla ilgili sunum yapmak isteyen Ömer, sunumunda aşağıda verilen görsellerden hangisini kullanmalıdır? Organ bağışına dikkat çekmek istediği için ellerinin içinde bir kalp olduğunu görüyoruz. Bunu kullanırsa görsel olarak doğru bir görsel seçmiş olacaktır. Yani cevap A olacaktır. Organ nakli ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerin paylaştığı bilgiler doğrudur. Organ nakli doku ve organ nakil merkezlerinde gerçekleşir. Doğrudur. Organ naklini her doktor yapabilir. Kesinlikle her doktor yapamaz. Organ nakli 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakil hakkında kanun ile belirlenen kurallara göre gerçekleşmektedir. Doğru olduğu için cevap Melike ve Sercan olacaktır. Aşağıdaki görselde organ nakil işlem süreci karışık olarak verilmiştir. Bu sürecin aşamalarını yapılış sırasına göre göstermek isteyen Emine, kartların sıralanışını aşağıdakilerden hangisi gibi yapmalıdır? Her hastane beyin ölümü gerçekleşmiş ve organ bağışında bulunan kişilerin kan ve doku özelliklerini koordinasyon merkezine bildirir. İlk yapılması gerekendir. Merkez alıcı ve vericilere ait bilgileri karşılaştırarak eşleştirir. İkinci yapılması gerekendir. Eşleşme sonucu verici organlar alıcının olduğu hastanelerle iletişim kurularak gönderilir. Üçüncü yapılması gerekendir. Ve en son olarak organlar yoldayken alıcı ameliyata hazırlanır. Böylelikle doğru cevap A şıkkıdır. Doku ve organ bağışı yukarıdaki duygu ve davranışlarından hangilerini geliştirir? Dayanışma ve birliği geliştirir, ancak rekabet duygusunu azaltır. Böylelikle cevap B şıkkıdır.